Muslera, Ömer, Mark Halloween'de ama Alpaslan, Yeddi'nin orada yokluğunda Alpaslan'ı görüyoruz. Aytaç, Emre Kılınç, Feguli, Kerem, Babel, Muhammed. Az önce Arda Turan'dan bahsetmiştik. En azından şu anda bizim elimizdeki muhtemel 11'e göre Arda Turan şöyle hamle oyuncusu söyleyelim. Gibi ama Mehmet bilmiyorum senin istihbaratın nasıl. 11'in 9'u sağda olacak. Yani Muslera'nın, stoperde Luyendama Marka'nın, sol bekte Ömer'in, orta sahada merkezde Aytaç'la Emre Kılınç'ın, kenarlarda Kerem Babel. Kerem ve Babel'in hazırlık döneminin en iyi iki oyuncusu olduğunu söyleyeyim. Florya'daki çalışmalarını Evet. aldığım istihbaratlar. O yüzden Babel solda başlıyor ve Muhammed'in. İki isim belirsiz. Yani belirsizden kastım şu olabilir. Feguli yerine Arda. Alpaslan yerine Sekidika'nın başlama ihtimalleri var. Çünkü ikisi de Alpaslan yerine Sekidika. Sekidika. Çünkü Evet. daha çabuk hızlı bir oyuncu. Artı Sekidika'nın Kasımpaşa maçında da bir 45 dakika Fatih Hoca denedi. Alpaslan genel planlarında Fatih Hoca'nın Yetlin'sinin bu rahatsızlığı öncesi stoper ya da ön libero alternatif gibi düşünüyordu. Yani Fatih Hoca'nın planlarında sağ bek yoktu ki, Fatih Hoca transfer listesinde onu birazdan konuşuruz. Direkt sağ bek takviyesi istedi yani. Evet. Ben burayı Yetlin, Alpaslan'la idare edin düşüncesi hiç olmadı. Direkt sağ beke takviye istedi. Hani Alpaslan bugün oynarsa zorunlulukla oynayacak. Hani Alpaslan'la Seguidica'yı da görürsem ben şaşırmam. Burada sıkıntı işte, hani beklerinize güvenseniz bu kadar eksik varken o gün bir üçlü olabilirdi. Galatasaray'ın ben geçmiş yıllarda hatırlıyorum. Bir Fenerbahçe maçı vardı 2-2 biten. Birçok oyuncusu kırmızı kart gördü falan. Evet. O hatırladım, böyle Ahmet Çalıklı, Maikon'lu, Ozan Kabaklı üçlüye dönmüştü eksiklerden dolayı. Bugün ona da gidemeyecek. Artı hani şunu da hatırlatalım. Galatasaray son resmi maçında, Malatya maçında sahaya çıkan 11'de Saracchi sol bekti. Taylan ön libero. Gedson 8 numara. Halil Dervişoğlu forvetti Evet. yani. 4 tane oyuncuyu kaybetmiş yani, imkan olsa hani Saracchi'den dolayı bir teknik tercihte bulundular ama bu 4 oyuncu da bence Galatasaray'da bugün bulunsa ilk 11'de olurlardı. Hani bu da bu anlamda PSV'den ziyade bugün özelinde Galatasaray'ın güç kaybederek başlayan işlerdir. Yoksa Aytaç'ın kariyerine saygı duyuyorum. Önemli bir oyuncu ama hani benim gözümde daha kulübeni Galatasaray'ın Necip'i olmalı tırnak içinde. Ama işte hazırlık maçlarında da iyi performans sergiledi. İyiydi, Şu anda iyiydi. Bugün Aytaç dışında. Taylan artı Aytaç 6 numaradan ziyade 8 numara. Hani orada Emre Kılınç'la işte Gedson'un sıkıntılarında rotasyona girsin diye. Yani net 6 numara için transfer edilmiş bir oyuncu değil. Benim istihbaratlarım 6 numara için asıl hedefin Berkan olduğu Alanya Spor'da. Ama tabii bugün zorunluluklar Aytaç'ı burada bu bölgede başlatıyor. Dediğim gibi ben başa baş bir maç bekliyorum. Resmi maçlar sonuçta öyle çok net hemen dengeli bir oyun olacak ama inşallah İstanbul'da işimize yarayacak bir sonuçla döneriz. Ama dediğim gibi hala söyleyeyim, ben tur için PSV'yi bir adım önde görüyorum. Peki bu kadroya baktığımız zaman muhtemel 11'de yumuşak karnı ve güçlü tarafları olarak hangi bölgeleri, hangi oyuncuları ön plana çıkartabiliriz sana göre o gün? Galatasaray'ın yumuşak tarafı tabii ki bekleri çok net bir şekilde ortada. Çünkü bir de yani PSV'nin de kanat oyuncularının hızlı olması, hani o bölgeleri çok rahatlıkla zorlayabilecek oyuncular olması da Galatasaray adına bir dezavantaj. Mario Gösse'nin mi solda oynayacağına emin değilim. Ben ortada da oynayabilir düşüncesi var bende. Ama dediğim gibi yani Madueke'nin özellikle kanadını çok iyi kapatması gerekiyor evet. Burada Galatasaray'ın. Galatasaray'ın bekleri zayıf halkası bence. Burada Galatasaray'ı öne çıkarabilecek oyuncular tabii ki yani şimdi ilk 11'i az önce Arda'yı konuştuk vesaire ama hani Feguli oynarsa Babel, Feguli, Mustafa Muhammed üçlüsünün bir arada neler yapacağı. Yani orada Feguli mesela, yani Feguli iyi oynadığı zaman hakikaten Galatasaray'da çok farklı işler ortaya koyabiliyor. Bir de evet, zannediyorum Feguli'nin olmaması orada artık Fatih Terim'in bu kadar kritik bir maçta da Feguli'yi kullanmaması doğrudan vazgeçtiği ve gözden çıkarttığı anlamına da mı gelecek? Bilmiyorum ne derece hazır, sakatlığı var mı, herhangi bir problem var mı ama hazır bir Feguli ise Feguli'nin oynamasını bekleriz. Bir de hani Feguli'yi hep sağ kanat alıştık Galatasaray'da ama Cezayir milli takımında içte oynuyor. Bildiğiniz üzere daha ağırlıklı artı olarak. Artı 5. senesi o gün. Yani geldiği zaman 89-28 yaşındaydı. Bugün 31 yaşında. Yani evet. Yaş aldıkça da o temposu düştü kenarda. Yoksa evet sağ taraf ama. Bir de içeride de iyi performans gösterdiği maçları var. Galatasaray'da hatırlıyorum ben. Birkaç seri deplasman hatırlıyorum merkeze çekildiği. Ben zaten Feguli, Belhan da hep biliyorsun bu iki oyuncuya çok yükleniyordu. Ben Feguli'yi ayrı yere koyuyordum. Evet. Çünkü Feguli 3 bölgede birden oynayabilir. Sağ kenar 10 numara, 8 numara. Artı bir de o gün şunu da düşünüyorum. İster istemez gurur yapabilir yani. Sonuçta Cezayir milli takımında rütbe olarak çok üstte olduğunuz bir Gezal'dan 3-4 kat daha fazla milli olmuş. Daha yıldız oyuncu gözüyle bakılan bir oyuncu ülkesinde ama şu an Türkiye'deki konumu
Hep Gezal'ı konuşuyoruz ya, evet. Gezal'ın transferini konuşuyoruz. Acaba bu tarz hatta... durumlarda ben tam aksine Feghouli'ye görev verdiğiniz zaman ekstra bir kendisine evet ispatlayacak bir şey yok belki. Kalitesinden şüphe etmiyoruz ama bence bu da bir motivasyon aracı. Geçen seneki ruh halinden bence sıyrılmıştır. Neden? Yani geçen yıl bence Feghouli'yi biraz son dönemde etkileyen faktörlerden bir tanesi en yakın arkadaşı Belhanda'nın takımdan gönderilmesiydi. Ama bu kadar profesyonel oyuncuların bunlardan bu kadar etkilenmelerin olmuyor. Etkileniyorlar yani. İster istemez etkileniyorlar. Çok çünkü hani takım içerisinde zaten Feghouli'nin bilmiyorum ne kadar paylaşım var diğer oyuncularla ama sonuçta en yakınındaki oyuncunun Galatasaray'dan farklı bir şekilde gönderilmesi onu da olumsuz etkilemiştir. Oyuncuların maliyetini tartışırız o gün. Konuyu çok değişti. Saptırmadan çok kısa ekleyeyim. Neden olduğunu söyleyeyim. %15 indirim, %15'i eski başkan Mustafa Cengiz'e dedi. Feghouli ve Belhanda. Olay şu Ezgi, yani Galatasaray Feghouli ile Belhanda'ya 2,5 milyon eurodan yeni kontrol ederse kabul eder. Ama sürekli sosyal medyaya, taraftarın önüne biz atılıyoruz mantığındalar. İkisi de o yüzden geri adım atmadı. Yoksa o %15'lik 300 bin euro, 400 bin euro değildi olay. Biraz kısasa kısas uyguladılar. Ne oldu? Süreç Berlanda'nın kontratının feshedilmesine neden oldu. Feghouli de son bölümde Fatih Terim tarafından tercih edilmedi. Yani orada biraz iş sağ içinden sağ dışına çıkmıştı. Evet. Onu ifade edelim. Hani o yüzden o güne katılıyorum. Bu sezon üzerine daha bir beyaz sayfa açacak Feghouli. Ben de öyle düşünüyorum. Yani o psikolojiden sıyrılmıştır en azından. Çünkü Fatih Hoca da kendi adına bir beyaz sayfa açtığı dönem yaşıyor. Yani geçen sezonki Fatih Hoca ile bu sezonki Fatih Hoca bence farklı olacak. Geçen yıl Fatih Hoca da futbolcular nasıl sıkıntılar yaşıyorsa kulüp içerisinde. Doğru. Fatih Hoca da bir benzerini yaşıyordu. Farklı bir durumda değildi yani. Teknik adam olması, Fatih Terim olması bir şey değiştirmedi orada. Yönetim kuruluyla, bir başkanla yönetim kuruluyla sürekli bir sezon başına, sezon sonuna kadar tartışma hakimdi. Ama Fatih Hoca da 20 Haziran'dan sonra onları geride bırakmış olarak görüyoruz. Peki, en azından. O zaman ben de hemen küçük bir parantez açayım. Madem Feghouli konusuna girdik. Fatih Terim beyaz sayfa açtı dedik, Feghouli beyaz sayfa açtı dedik ama yönetim Feghouli konusunda bir beyaz sayfa açtı mı acaba? Çünkü Burak Elmas'ın yaptığı açıklamalarda özellikle maliyeti yüksek olan oyuncuların kulübüne kadar zorladığından, onlarla bireysel bir görüşme yaptığından ve yolları ayırmanın yöntemlerini aradığından doğrudan bahsetti Burak Elmas. Şimdi bu doğrultuda hali hazırda bir de Gezal iddiaları da bu kadar güçlü bir şekilde dillendirilirken Fatih Terim maç öncesi buradaki oyuncularıma saygı duyuyorum, transfer konuşmayalım diyecek noktaya dahi geldiyse bu beyaz sayfanın tam anlamıyla açıldığından bahsedebilir miyiz acaba? Ya burada biraz profesyonelce hareket ediyor yönetim. Etmek zorunda Ezgi. Rakamlarla konuşalım. Hani izleyicilerimizi boğmak istemiyorum ama şimdi 590 milyon TL Galatasaray'ın geçen seneki A takım bütçesi. Bunu sadece futbolcu maaşı, teknik eğitim maaşı düşmeyelim, deplasman gideri, flüor ve personeli. Şimdi bu 590 milyon TL'yi siz zaten 540 milyon TL civarında federasyonun size verdiği limit var. Üstüne bankalar birliği anlaşması 480. Yani sözün özü Galatasaray mevcut kadrosunda limit boşaltmak, küçülmek zorunda. Zaten ben bunun haberini de yapmıştım. Yönetim geldiği gibi kulüp bilançosu birlikte A takım bütçesine bakıyor ve şu tespit var. Falcao, Feghouli, Babel üçünün sezonu tamamladığını düşünelim diyorlar. Maçta oynayacaklar ve maçlarındaki bonuslar da şöyle. 5 maçta bir bonus. Ve Babel'in biliyor mesela 5 maçta ekstra bir para. 10 maça ulaştım ekstra para. Üçünün vergilerle toplam maliyeti 20 milyon euro. Yani bu görüşmeyi yapmak zorundasınız ama bu görüşmeyi yaparsınız. Ben ne yazık ki Burak, Sayın Başkan Burak Elmas kadar iyimser değilim. Kolay değil bu oyuncuları göndermek. Feghouli'nin çok ayrılmaya niyeti yok. Ben Babel'in de kalacağını düşünüyorum. Burada iki isim. Falcao, Jagne, Galatasaray uzun uzun konuşuruz. Bu iki oyuncudan bence tırnak içinde kurtulmak zorunda. Peki onu detaylı.